TV42 İstanbul stüdyomuza Kulis İstanbul programına hoş geldiniz. Bugün yine değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, konuğumuz Memur Sen İstanbul İl Başkanımız Sayın Talat Yavuz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün değerli konuğumuzla Memur Sen ve Eğitim Sen'in çalışmalarında yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor okullarımızı ve öğretmenlerimizi genel olarak eğitimi konuşacağız. Öncelikle Memur Sen ve Eğitim Bir Sen sendikacılıkta ne durumda ve İstanbul özelinde neler yapıyorsunuz, bunları konuşarak başlayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için. Biz eğitimi, teşekkür ediyoruz bize vakit ayırıp geldiğiniz için eğitimi, ayrıca. Sendikal gündemi programa aldığınız için. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen. Yani Eğitim Bir Sen genel yetkili sendika eğitim alanında. Memur Sen'e bağlı 11 sendikanın tabanı kendi alanında yetkili. Biz mücadelemizi emek ve erdem mücadelesi deriz. 92 yılında kurulmuş Eğitim Bir Sen, evet. 30 yılı aşkın süre içerisinde çok önemli süreçleri yaşamış. Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntıları yaşamış, onlara ses vermiş, itiraz etmiş, eylem yapmış, dillendirmiş. Hem eğitim alanında hem çalışma hayatı alanında yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Türkiye'nin sivilleşmesi, insan haklarının, bireysel hakların özellikle yok sayıldığı, ihmal edildiği, yasakların kol gezdiği dönemlerde sağduyulu bir ses olmuş, bir durak olmuş. İnsanların sesini çıkaracağı, itirazlarını yükselteceği, dertlerini aktardığı bir durak olmuş. Bu anlamda önemli bir mücadele yürütüyoruz. Ben İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da Memur Sen'in bütün sendikaları yoğun bir şekilde alanında çalışıyor. 120 bine yakın üyemiz var İstanbul'da. Devlet kurumunun olduğu her yerde varız. Her kurumumuzda, hastaneden postaneye, okullara, işte bütün devlet kurumlarında arkadaşlarımız, temsilcilerimiz, hem üyelerimizin hem insanlığın hem vatandaşlarımızın hizmetinde. İstanbul tabii kendine özgü bir şehir, büyük bir şehir. İmkanları da, problemleri de devasa bir şehir. Evet. Bu anlamda biz de İstanbul'da çalışanlarımızın, memurlarımızın bütün problemlerle ilgileniyoruz. İstanbul'da yeni atanan arkadaşlarımızın barınmasından şehre intibakına, mesleğiyle ilgili sıkıntılarına, işte hastaneye düşen arkadaşımızın kan ihtiyacından, karakola düşen arkadaşımızın avukatlık hizmetine kadar bütün alanlarda yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Dışarıdan göründüğünün aksine çok fonksiyonel bir teşkilatız. Evet. Ben bu anlamda bizim milletimizin yüz akı bir kurum Memur Sen diyorum. Hani yetişmiş 1 milyon insan, özellikle eğitim alanında Eğitim Bir Sen'in 430 bin üyesi var. Türkiye genelinde. İstanbul'da 120 bin üyemizin yaklaşık 50 bini üniversiteler ve milli eğitimdeki üyelerimiz, Eğitim Bir Sen'in üyesi. Yani kamuda çalışanlar ve memurlar, sözleşmeliler, yani diğer sendikalarla beraber oranınız nedir mesela? Biz yani başka sendikalarda üye olanlar var bu arada. Şöyle, tabii. Diğer sendikaların üye sayılarının tamamından daha fazlayız. Yani onları topladığınızda. O zaman bu işin kompedanı diyebilir miyiz yani Memur Sen? İktidar, hani partilerde iktidar neyse, sendikalarda da yetkili olmak. İktidarı siz misiniz yani? Yani buranın sorumlusu, yetkilisi biziz. Eğitim alanından, daha doğrusu sendikal şu anda temsil noktasında biziz. Evet. Hani kimin daha çok üyesi varsa muhatap odur. Diğer sendikalarda tabii ki hani üye çalışması yapıyorlar, gündeme dair ses veriyorlar ama sonuçta problemleri çözen mekanizma da biz varız. Evet. İstanbul özelinde neler yapıyorsunuz? Biraz onu İstanbul'da konuşalım. Özellikle bizim eğitim alanında yoğun bir çabamız var. Yani okullarda yaşanan bütün sıkıntılarda, tabii eğitim işte bir yönüyle devasa bir alan. Yani bütün aileleri ilgilendiren, işte çalışanlar boyutuyla bütün öğretmenleri ilgilendiren. Bizim tabii teşkilat çalışmalarımız oluyor. Normal işte okul temsilcilerimizle, idarecilerimizle buluşmalar yaptığımız çalışmalarımız oluyor. İstanbul'da işte basının ana şeyi burada. İşte gündeme dair çalışmalarımız oluyor. Evet. Öğretmen arkadaşlarımızın, memur arkadaşlarımızın talepleri bu noktada yoğun bir şekilde, özellikle bu öğretim yılının başlarında
işte İstanbul'dan tanınan arkadaşlarımızın konaklaması, ev tutması, hukuk büromuz etkin bir şekilde 3 tane avukatımız var işte arkadaşlarımızın hizmetlerinde. Yani zora düşen, işte Anadolu'dan gelip İstanbul'da konaklamak için kapımızı çalandan, hastanede kaldım, hastam var deyip kan ihtiyacı olana kadar yoğun çabanın içerisindeyiz. İşte gündeme dair yeri geldiğinde basın açıklamalarımız, eylemlerimiz, işte yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyacağız. Şeyi soracağım, eylem nasıl oluşuyor mesela? Yani şöyle oluşuyor, işte bir gelişen olaya bir tepki vermek için evet. Hızlıca organize ettiğiniz eylemler oluyor. Planladığımız zaman içerisinde eylemler oluyor. Mesela terörü lanet mitingi düzenliyoruz. İşte evet. Bir yoğun eskiden daha çok oluyordu biliyorsunuz hani şehitlerimiz olduğunda. Evet, evet. İşte toplu sözleşme taleplerimizi 2 yılda bir yapılıyor toplu sözleşme biliyorsunuz. O dönem taleplerimizi dile getirmek için bilinçli bir şekilde aşama aşama takvim ölçüsünde bu toplu sözleşmede taleplerimiz şudur diye onları ifade edeceğimiz meydanda basın açıklamalarımız işte eylemlerimiz oluyor. Eylem şu mu? İsteklerimizi kabul edin diye yaptığımız bir itiraz, eylem aslında. Bir itiraz, bir tavır, bir talep. Ya da o taleplerin tamamının karşılanması ile ilgili bir eylem diyoruz. Tabii ki. Yani şöyle işte her eylemin bir çıkış sebebi, bir mantığı var. Bazen işte bir olan olaya İşte bir arkadaşımız işte darp ediliyor mesela. Gidip ona tepki veriyoruz. O an gelişiyor. Yani diyoruz ki işte bunu kınıyoruz. Hani bununla ilgili toplumsal duyarlılık oluşsun. Evet. Çünkü bu bayağı bir sıkıntı. Aslında bu sendikal bir eylem değil. Bir noktasıyla. İnsanlı bir eylem evet. Aslında. Evet. Yani orada örgütlü gücümüzü kullanarak yani hızlı bir şekilde anında oraya yetişiyoruz. Onun dışında tabii işte hani gündeme dair işte bazen densiz açıklamalar oluyor. İşte bizim milli manevi değerlerimize, evet. Mesleğimize, evet. Bizi biz yapan değerlerimize. Yakın zamanda olan birkaç olay oldu zaten. Evet, evet. Evet, yani bunlar maalesef oluyor. İşte onlarla ilgili yeri geldiğinde eylem. Her an eylem ihtiyacı olabilir yani. Her an hazır mısınız? Yani her an hazırız. Bizim bu iletişimle ilgili işte mesaj sistemlerimiz, WhatsApp gruplarımız, işte ses sistemlerimiz, her şeyimiz hazır. Her şey hazır. Tam bir organizasyon. Evet. Okullar açılıyor. Evet. Okullar hazır mı sizce? İstanbul özelini konuşalım isterseniz. Türkiye biraz daha dağınık kalabilir bu sorunun cevabı olarak ama İstanbul özelinde okullar açılıyor. Okullar hazır mı? Yoğun... Öğretmenler ne durumda? Evet, şimdi yoğun bir şey var, çaba var. Bakanlık, okul idarecilerimiz, işte bir yönüyle baktığımızda hazır. Ama eksiklerimiz de var. Yani okullarda bizim her zaman bitmeyen bir problemimiz var. İşte okulların kırtasiye, hizmetli, temizlik giderleri, işte güvenlik açıkları bunlar işte peyderpey karşılanıyor ama problemler var. Yani 10 bin öğretmen atandı İstanbul'a. Son atanan 20 bin öğretmenin 10 bini İstanbul'a atandı. Evet. Ama bu hayat pahalılığı içerisinde arkadaşlarımızın gelip göreve başlaması, ev tutması. İstanbul'u tercih etmeyenler var mı bu arada? Yani şeyler doluyor. Hani işte 20 bin öğretmen ataması kontenjan 20 bin ise 20 bin doluyor ama hani sıkıntı şu, yani bir şekilde atanıyor İstanbul, hani İstanbul'da boş kalmıyor. Evet. Ama hani şu anda işte kiralar yüksek, özellikle bu ekonomik sıkıntılar zorluyor öğretmen arkadaşlarımızı. Bu anlamda sıkıntılar var. Okulların hazırlığı noktasında tabii ki hani eski oranla okullarımız daha donanımlı, daha güzel okullar var. Yani eski oranla problemler görece daha da azaltıldı. Ama yine de ücretli öğretmen gerçeğimiz devam ediyor. Okulların ihtiyaçları devam ediyor. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı okullara toplum yararına çalışma işsizlik forumundan bir okullara çalışan kadrosu verdi. Yalnız bunlarda da şartları çok ağır. Yani hiçbir şekilde daha önce çalışmamış, okulda herhangi bir sigortalı çalışmamış kişiler aranıyor. Evet. İşte geçen yıl veya okulların şu anda çalıştırdığı kişileri o kapsamda istihdam edemiyor. İşte şartlar ağır. Şu anda işte 60 bin kadro tahsis edildiyse herhalde 20 bini bulunmamıştır Türkiye genelinde. Bu büyük bir problem. Şu anda güncel bir problem o. Bilmiyorum nasıl yapılır. Hani Çalışma Bakanlığı'nın belki bu noktada şeyi gevşetmesi lazım mevzuatı.
Yani büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ben salgın sürecinin etkileri görece azaldı. Okullar fiziki anlamda arkadaşlarım, çünkü sürekli okullardayız. Hani tamamen ders kitapları biliyorsunuz zaten dağıtılıyor bakanlığımız tarafından. Ben ilk hafta ufak tefek şeyler oldu yani kargaşa, öğretmen görevlendirmeleri, işte kocaman bir şehir. Ama bütün ona rağmen ben çok iyi bir eğitim öğretim yılı olacağını umuyorum, bekliyorum, biliyorum. Servisleri de konuşalım. Ben biraz sosyal medyayı çok aktif geziyorum bu arada. Servislerle ilgili durum nedir İstanbul'da? Biz eğitimciler genelde şöyle deriz. Yani en iyi okul, eve en yakın okuldur. Ama tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Servis gerçeğimiz var. Belli bir standarda geldi servisler ama bu salgın sürecinde servis firmaları işte çalışanlarımızı başka alanlara kaptırdık. İlk zamanlar özellikle salgından sonra böyle yoğun bir şey oldu. Sektör zarar gördü tabii bütün sektörlerde olduğu gibi. Ama toparlandılar diye düşünüyorum. Çünkü aracın olması yetmiyor. Şoförün de olması gerekiyor. Hem de iyi bir şoförün olması gerekiyor. Hani öğrenciyle muhatap olacak, işte giyimiyle, kuşamıyla, davranışlarıyla. Evet. Eskiden daha çok problem yaşıyorduk. Hani servislerle bize yansıyordu. Ama son yıllarda biraz daha standardı oluştu. Tabii şehirde yani trafik, servis önemli bir etken. İnşallah serviste taşınca bir öğrencilerimiz de en kısa zamanda itibak ederler. Ücretler yüksek. Çok samimi. Ücretler evet. O kısım biraz sıkıntılı. Öğretmenlerimiz demişken öğretmenler üzerinde bir tartışma ortamı oluştu. Geçen haftalarda. Bu tartışmayı kim açtı? Yani özellikle bunu soracağım. Öğretmenler neden bu şekilde gündem oluyor? Bir de öğretmenlik kariyer sistemi sizde var. Onu konuşalım. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gündemde, sınavlar var. Evet. Bunları genel olarak bir konuşalım. Şimdi bizim bu tartışmamız çok eski. Ama bu yaz tatilinde yoğunlaştı. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarıldı. Geçen sene Şubat ayında, daha doğrusu 2022 Şubat ayında yayınlandı. Bir kariyer sistemi, o meslek kanununun bir maddesi, bir düzenleme, önemli bir düzenlemesi. Öğretmenlik meslek kanunu biraz aceleye getirildi. Bakanlığımız o noktada önemli bir şansı kaçırmış oldu. İyi bir kanun çıkarılması için. Evet. Biz öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlik mesleğini statüsünü güçlendirmiş, özlük haklarını iyileştirmiş, özellikle öğretmene şiddet konusunda belli bir düzenleme getiren, öğretmenlerle ilgili dağınık mevzuatı toplayan, birçok meslek grubunun kanunu var. Doktorlarım var, avukatlarım var. Öğretmenlik meslek kanunu geç kalmış diye bununla ilgili kamuoyu oluşturduk. Öğretmenlerin beklentisi var değil mi bu arada? Tabii vardı. Yani beklentisi çok yüksekti. Çünkü biz bir yönümüzde işte 657'ye tabiyiz. Bir yönümüzde işte 21 küsur yönetmelik kanun maddesine tabi öğretmenlerin ataması, yer değiştirmesi, işte özlük hakları, emekliliği. Evet. Bunların her birisini bir özenli bir çalışmayla bir kanun etrafında toplansın diye bekliyorduk. Ama biraz hızlı yapıldı. Şöyle 5-6 maddeden oluşan 12 madde ama işte yürürlük, tanımlar falan derken özü. Hani öğretmenlik meslek kanunu sadece kariyer sistemi ve 3600 ek göstergeyi düzenlemek çıkarmış bir kanun gibi oldu. Çok basit bir şey oldu. Şimdi bu tartışmalar nereden geliyor? Oradan geliyor. Hmm. Onun için kanundan başladı. Kariyer sistemi bizim uzun yıllardır tartıştığımız, özellikle 2006 yılında bir sınav yapıldı. O zaman bir düzenleme getirilmişti, bir kanun çıkarıldı. Evet. Ve o kanun çerçevesinde sınav yapıldı. Daha sonra özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bu kanunun bazı kısımlarını iptal etti. O iptalden sonra yeni kanun düzenleme yapılması gerekiyordu. Hep meclisin gündeminin arka taraflarında kaldı. Bir türlü yeniden dönem dönem tartışıldı. Bakanlar değiştikçe işte yeni performans sistemi, kariyer sistemi çeşitli adlar altında. Ama bir türlü düzenleme yapılmadı. O 2006 yılında uzman öğretmen olan öğretmenler, bir 70 bin civarında öğretmen, öyle uzmanlık unvanını aldı. Daha sonra mahkemelere gitti, sınavlar, şeylerdi. Hani mahkemelerin verdiği uzman öğretmenlik unvanları oldu. Sonra üst mahkemeler onları iptal etti. Bir sürü kargaşa yaşandı özür. Evet. Daha sonra bu son öğretmenlik meslek kanununda bu şeyle ilgili, kariyer sistemiyle ilgili düzenleme getirildi. Orada
hani 10 yılını doldurmuş öğretmenler uzman öğretmen olabilecek. Eğer yüksek lisansı varsa, 10 yılı dolduysa eğitimleri almak kaydıyla uzman öğretmen oluyor, sınava girmiyor. Hı hı. 20 yılını dolduran, yani uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl uzman öğretmen çalışan arkadaşımızın doktorası varsa baş öğretmen, oluyor. Değilse bir eğitim ve sınav. Şimdi burada tabii 16... Sınava itirazınız vardı sizin galiba. Oraya geleceğim şimdi. Evet. Şimdi hani burada birkaç özellikle böyle öne çıkan bir tartışım. Bir kere bu kadar 16 yıl bir kayıp var. Onun yok sayılması. Şimdi 25. veya 30. yılını çalışan bir öğretmen doktorasını yapmış bile olsa önce uzman öğretmen olacak. Ne zaman baş öğretmen olacak? Emekli olacak yani, baş öğretmen olma şansı verilmedi. Bu bir önemli bir eksik. Ne yapılabilirdi? Doktorası yeni varsa, başlayanlar için mi bir tabii ki. Biraz gibi. Öyle düşünürdü gibi. Evet. Doktorası varsa direkt baş öğretmen yaparsın. Hani doktora önemli bir çalışma. Hani yüksek evet, lisans yapıyorsun, tez yapıyorsun, üniversite hem görevini yapıyor arkadaşlarımız hem üniversitelerle bu süreci yürütüyor. Hani süreye bağlı olmadan doktorası olan, çünkü teşvik et. Daha çok doktoralı öğretmenim olsun istiyorsan ki normal eğitimde başarılı ülkeler daha evet. çok doktorası olan öğretmenleri var diye de böyle bir tespiti var bakanlığın. O zaman süreye niye bağlıyoruz? Yani doktorasını 10. yılda bitirdi, 8'de mi? Direkt baş öğretmen evet. olsun. Sınavlarla ilgili eğitim şeyi var, eğitim planlaması. İşte 180 saat ve 240 saatlik eğitimler. Bakanlığımız bunu eğitim videolarıyla yaz tatilinde yaptı. Yaz tatili Türkiye şartlarında herkes zaten salgın sürecinden yorgun çıkmış. Yorgun çıktı. Yaz tatilinde işte memleketinde tatil yörelerinde 180 saat, 240 saatlik eğitimi izleyecek. Bir de çok ilkel şartlarda işte üniversite hocaları, eğitimciler oradan okuyor prompterden videoya. İzlemesi zor, bir şeyi yok, hani eğitime bir katkısı yok. Bu şartlarda o tartışmalar, biz sınav istemiyoruz şeyine dönüştü ki haklı bir talep. Biz de sendika olarak bunun çok problem olacağını, sınavın özellikle 600 bin öğretmenin işte sınava girmesi, işte kıdemi olan öğretmenlerin sınavla ilgili dezavantajı var. Hani yeni öğretmenler KPSS sürecinden geliyor, bilgileri taze. Bir de eğitime ne katkısı var diye bakmak lazım. Yani işte okuduk notları, eğitim fakültesinde okunmuş dersleri yeniden okuduk, sınava girdik. Yani çok evet. fazla bir daha özenle yapılabilir. Bir sendika olarak sınav olmasın. Özellikle hani süreye bağlı olsun. Ondan sonra evet. Yani bir sürü şey yapılabilir. İşte doktora mesela doçentlik programı şeyi var, süreci var mesela üniversitelerin. Onun bir benzerini kurulabilirdi. Belli şartları sağlayan, belli ölçülebilir kriterlerle, işte bir makalesi varsa, işte belli işte projelerde görev almışsa, eğitimler, yani birçok yöntem getirildi. Sınav yapmanın anlamı ne yani? Ya barajı yüksek bir sınav, 70 puan alacak. Neden yapılır? İşte yani öğretmen değil mi bir zaten? Bir kriter getirelim. Zaten işte en büyük itiraz da oradan. Hani kanuna göre öğretmenin bir ihtisas mesleği, uzmanlık mesleği. Dönüp bir daha olma. Bir de şöyle bir şanssızlık oldu. Hani ekonomik anlamda büyük dalgalanma yaşandı. Birçok meslek grubuna, özellikle COVID sürecinde sağlık çalışanlara, doktorlara işte 5 bin lira, 10 bin lira iyileştirmeler yapılıyor. Aynı dönemde meslek kanunu çıktı. Öğretmenlere 1000 lirayı sınavla veriyorsunuz. Çok büyük bir şanssızlıktı. Doğru yönetilemeyen bir süreçti. Doğal olarak oradan alevlendi. Sonra eşitsizlik mi var yani sağlık çalışanlarıyla eğitimciler yani, arasında? Tam öyle demeyelim de hani o döneme denk geldiği için bu oluştu. Orada hani şeyi mi gördüler acaba? Öğretmenler evden çalıştı. Kıyasladı tabii ki. Kıyasladı. Bir de şöyle bir şanssızlığımız var bizim. Hani toplumda öğretmenler çok tatil yapıyor. Az çalışıyor. İşte hava yağmurlu tatil, kar yağdı tatil, yazın zaten. Halbuki öyle değil. Öğretmenlik mesleği yıpratan bir meslek. Yani zor bir meslek. Hele hele alt sınıflarda çalışan arkadaşlarımız bu noktada hani çok zor bir işi yapıyor, yıpratıyor. Tabii ki öğretmen tatil yapacak. Yani yaz tatilinde dinlenecek. Çok zor bir iştir insanla uğraşmak. Hiçbir mesleği bir meslekle kıyaslamayalım. Her birinin evet. sıkıntıları var. Sağlık çalışanlarımız, bir sürü sağlık çalışanımız kaybettik. Yani evet. Büyük evet. sıkıntılar var. Ama burada bu kariyer sistemi sınavsız, öğretmenleri memnun edecek. Hem eğitim öğretmenlerin donanımına katkı sunup eğitime bir ivme kazandıracak iyi bir sistemle bu kadar tartışmaya girmeden bu yapılabilirdi.
Ama bakanlığımız biraz özensiz çalıştı. Acele etti. Ondan sonra dinlemedi. Şimdi kamuoyundan yoğun tepki. Bir de sendikaların, konfederasyonların en etkin, en büyük sendikaları, en hareketli sendikaları eğitim sendikalarıdır. Evet. Şimdi herkes yüklenince bu sefer bakanlık işte sınav kolay olacak. İşte öğretmenlerin %90'ı başarılı olacak. İşte biz örnek sorular yayınlayacağız diye stresi yönetmeye çalıştı. Ben de şunu soracaktım zaten. Yani memur sen mi bir tek bunun üzerine düşüyor? Diğer sendikalar... Yok, bütün sendikalar, Allah var, herkes sınav bir... olmasın diye. Çünkü bütün öğretmenler aynı şeyi söylüyor. Bu sınavsız olsun. Şöyle yapılabilirdi. Yani uzman öğretmenlik sınavsız yapardı, rahatladı. Baş öğretmenliği biraz kriter koyulabilirdi. Bu sınav değil belki ama evet. Daha hani biraz daha derdiniz bu bizim için önemli bir aşama. Biz bunu biraz daha emekle, çabayla sarf ediyoruz. Ama uzman öğretmenliği bu kadar şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir pratiğimiz var bizim. Öğretmenler aslında kendini yetiştirecek, geliştirecek hiçbir şeye karşı durmuyor. Mesela yönetici atama süreci uzun süre yaşandı. Orada bakanlık yaklaşık bir 10 yıldır yöneticilere diyor ki yüksek lisansın yönetim alanında doktora ve yüksek lisansın varsa ben sana ilave puan veriyorum diyor. Hı hı. Yüzlerce, binlerce arkadaşımız mesela bizim sadece sendika olarak üniversitelerle yaptığımız protokollerle epey bir arkadaşımız yüksek lisans yaptı. Doktora yapıp üniversitelere geçen arkadaşlarımız var. Hani zora koşacağına, öne bariyerler koyacağına özendiren, teşvik eden, ödüllendiren, kolaylaştıran bir sistemle hem doğru yaklaşmış olursun öğretmen kitlesine, hem işte bu şeyin devletin verdiği eğitim mücadelesine, Türkiye'de bir memnuniyet üzerinde yürümüş olursun. Ama zora koştun. Bakanlarımız böyle dönem dönem şeyler yapıyor. Hani bir de çok sık bakan değişimi olan bir... Evet, alan. Bu büyük bir handikap. Bu nasıl yansıyor? Çok olumsuz yansıyor. Bir bakanımız geliyor, işte onun değer verdiği, işte kendi öğrencilik yıllarından kalan, ben öyle diyorum, hani o tecrübeyle bakanlık yapıyor birçok bakanımız. Yani şöyle diyen bakan, Milli Eğitim Bakanları oldu, isim vermeyeyim. Ben eğitim biliyorum, niye? Benim çocuklarım okulda. Yani bu iş bu kadar basitse, o zaman eğitimde başarı beklemiyorum. Onları gözlemliyorum, olayı çözüyorum diyor. Evet, yani şimdi her bakan geldiğinde onun kendince ağırlık verdiği, önemli gördüğü şeyler üzerinden yoğunlaşıyor. Şimdi bir bakanımız geliyor, okul öncesi mesela şu an işte Mahmut Özer bakanımız ne diyor? Okul öncesi ve mesleki eğitim. İşte daha önce ne vardı? İşte proje okullar işte üzerinden. İşte bir önceki bakanımız okullar atölyeler yapıyordu. El becerisi, kasları, el kasları gelişsin işte şey diye. Bir sonra bakan gelince öncekiler tamamı başa dönüyor. Biraz yapboz gibi mi oluyor? Yapboz gibi. Tam en kestirmesi o. Halbuki daha böyle çalışılmış, planlanmış, ihtiyaçları belirlenmiş. Hani işte bakanlar değiştikçe değişmeyen, öncelikleri iyi hazırlanmış uygulamalarla yürümek lazım. Bakanlar geliyor, olayı öğrenip eğitime hakim oluncaya kadar verdikleri zararı veriyorlar. Zaman kaybı. Zaman kaybı da oluyor. Sonra bir daha başa dönüyoruz. Ben onu şöyle söylüyorum. Yani bizim sistemimiz, bizim ülkemiz, sadece bu işte AK Parti dönemleri değil de genelde öyle. Milli Eğitim Bakanlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca mesleklerine baktım ben internetten. İşte eğitimciler çok az. İşte iktisatçı, hukukçu, işletmeci, işte mülki idare amirlerinde falan. Şimdi yani karargaha, merkezi yönetim erkinliğinin üst sorumluluğunu işte hukukçulara, iktisatçılara, işletmecilere verip öğretmenlere hesap soruyoruz. Hesap soruyoruz. Yani başarısızlık varsa onlar başarısız oldu diyorum ben. Bu bizim çok önemli bir tartışma alanımızdır eğitimciler olarak. Evet, demeçleriniz oluyor. Ben sosyal medyadan sizi evet. takip ediyorum. Diyorsunuz ki mesela popülizm ve mevzuat okulları perişan ediyor. Bu yazınızda eğitimde yaşanan sorunlar neler? Siz bu sorunlar için neler öneriyorsunuz? Evet. Şimdi, bu yazınızın başlığını biraz konuşalım. Evet, şöyle bu son dönemde biraz böyle sosyal medyada çok görünür olmak. Sonraki bakanımız döneminde, Ziya Selçuk ve Mahmut Özer döneminde böyle... Hani şunu da yaptık, hızlıca şunu da yaptık, şunu da öğrettik. İşte son dönem bir örnek vermiş olayım. İşte okulların bünyesinde anaokulları var.
İlkokullarda. Evet. Şimdi bu okulların içerisindeki anaokullarını biz hızlıca bir gecede Milli Eğitim Bakanlığımız onları bağımsız anaokulu ilan etti. Yeni bina yapmadı, yeni öğretmen atamadı. Gerçi atamışsın 20 bin öğretmenin ataması yapıldı da hani yeni okul demek benim vermiştim herkesin aklı başında insanlar. Müdür yeni demek, bir bina, yardımcı yeni, demek. Yeni, işte, yeni bir bina demek. Şimdi bunu niye yaptık biz? Şu kadar okul açtık diyoruz. Hani toplamda söylerken şu kadar okul açtık, şu kadar kaynak kitap dağıttık, şu kadar öğretmen atadık. İşte şu kadar kütüphane açtık, şu kadar kitap sayımızı şuradan şuraya, okul öncesini öğrenci sayımızı şuradan şuraya. Şimdi eğitimde başarı bu rakamların ötesinde bir şey. Bunlar önemli. Hani şu kadar okul açmak, şu kadar öğretmen atamak ama hani bunları yaparak ulaştığımız yer ne, kalite ne, aldığımız seviye evet. ne ona bakmak lazım. Ben bunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Onun için o manşeti atmıştım ben. Yani biz şunu demek zorunda değiliz. Yani her hafta bir şey yaptık. Yani işte kütüphane açtık. Zorluyoruz aşağıdaki birimleri. İşte herkes kütüphane açacak. Her okulda kütüphane olacak. Gerekirse işte oraya biz 4 sandalye, bir masa, 5-6 tane raf okulun bir köşesine koyacağız. İstatistiği tutturacağız. Kitap sayısını işte bu hafta içerisinde bu ayın sonuna kadar bütün okullar kitap sayısını %10 artıracak. Şimdi bu emirleri devlet hiyerarşisi içerisinde siz verirsiniz. Zorladığınızda aşağıdaki de denetim olmadığı için evet sizin de bu yapıldı. Benim eleştirim o. Hani tabii ki kütüphanelerin olması, okulların daha çok işte ama bunun ötesinde bu abartıldığında bir ortaya şey çıkıyor. Hani içi boş rakamlar, istatistikler çıkıyor. Bu arada popülizm. Ha, bu yani. Ben popülizm diyorum. Hani onun için böyle bir şeye sokmamak lazım eğitim kadrosunu. Bunları söyledikten sonra alt tarafın bunu taşıyamaması evet. ya da karşılayamaması büyük bir sorun. Son bir yıldır böyle bir problemimiz var ve bu ciddi bir problem. Yani bizim söylediğimizin ötesinde bir problem birçok alanda. Hani yani siz İşte Milli Eğitim Bakanlığımızın bu eskiden çıraklık eğitim merkezi dediğimiz, şimdi MESEM dediğimiz önemli bir proje. Yani insanlar gelsin, işte hayatta tutunabileceği bir mesleği öğrensin, yaşı şey olmadan. Ama siz hedef koyup zorladığınızda iş bir zaman sonra şuna dönüştü. Hani okulda akademik anlamda başarısız olan öğrenci meslek öğrensin diye konumlandırdığınız kurumlara okul müdürlerimiz kendilerine koyulan hedefi tutturmak için gidip iş yerlerinden, çünkü yaş sınırı yok, işte orada zaten çalışanların bilgilerini alıp okula kaydediyorsunuz. Devlet evet. onlara kişi başı asgari ücretin yarısı kadar iş yerine para veriyor. Şimdi 10 kişi aldık oradan, kaydettik. 10 kişi zaten orada çalışıyordu. Niye biz devletin işte bir ayda 27 bin lirasını veya 30 bin lirasını o iş yerine veriyoruz? Ki okulların çok ihtiyacı var ona. Evet. Yani bunu zorladığımızda bu çıkıyor. Çok net rakamlarla biz biliyoruz. İşte okul öncesinde öyle, mesemlerde öyle, işte kütüphane kitap sayılarında öyle. Hani ben eğitim alanında yapılan en küçük bir katkının çok kıymetli olduğunu, buna çok önem verdiğini düşünen birisi olarak söylüyorum. Bu istatistiklerle fazla boğuştuğumuzda bu oluşuyor. Mevzuat dediğimizde de şöyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Bir dönem hani güncellenmediğinde mevzuat evet. o dönem problemi çözerken bu dönem problem oluşturuyor. Çünkü dinamik bir yapı var. Okul sayıları artıyor, öğrenci sayıları artıyor. Evet. İşte biraz önce söylediğim mesela okullardaki çalışanların işte önemli bir proje. Hani bir okul müdürü için düşünün okulunda. İlave 4 tane çalışanı var. Devlet bunu karşılıyor. İşte TYP dediğimiz işsizlik fonunda. Evet. Sigortasını ödüyor, maaşını ödüyor. Mükemmel bir şey. Normalde okul aile birliğinden imkanlar oluşturup bir yıl içerisinde yaklaşık ne yapması lazım? 240 bin lira civarında para bulması lazım. Devlet onu evet. mükemmel bir şey. Ama siz orada işsizliği azaltalım, hiç iş olmayan, hiç sigortası çalışmayan, okullarda daha önce hiç çalışmayan kişileri bulacaksınız dediğinizde okula bulamıyor bu sefer. Yani bu bir mevzuat. O zaman hani ben okul müdürüyüm, çalışanlarım var. O imkanı kendi çalışanlarımı oraya aktararak kullanmak istiyorum.
Bu kadar basit. O mevzuatı değiştirmek lazım. Yani işte proje okullarımız var, idareci bulamıyor. Yani şöyle bir uygulama düşünelim. Proje okul demek, ben bu okulu önemsiyorum. Buraya evet. özel şartlar sağlayacağım, iyileştireceğim. Pilot seçtiğim, daha, önem verdiğim bir alan. Şimdi o okula idareci diyoruz ki müdürü seçerek atıyor, ekstra atıyor. Hani sınavsız, şeysiz, kendi tercih ederek atıyor. Bu şu demek, ben sana güveniyorum, bu önem verdiğim okulun başına seni getiriyorum. İdarecilerini de seç, ekibini de oluştur, öğretmenlerini de seç. Bu başarılı bir okul o. Ama idarecileri seçerken diyor ki sen herhangi bir okulda eskiden idarecilik yapmış olsa da bunu alamazsın. Mevcut idarecilerden alacaksın. Bu sefer sistem neye dönüşüyor? Bir idareci diyor ki sen önce bir gün bile olsa bir başka okula atan, ondan sonra geliyor. Şimdi arkadaşlarımız sınava giriyor, atanıyor bir başka okula. Sonra orada kulağı iki gün bulunuyor, yani. geliyor proje okula. O okulun idareci normunu işgal ettik. Dolaştırdık, zorladık. Halbuki kolaylaştırmamız lazım. Yani bu zamanında bir suistimali engellemek için yapıldıysa... O zaman ek kadro değil de mevcut kadro içinden bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki işte bunu yapmak lazım, kolaylaştırmak lazım. Böyle onlarca örnek verebiliriz. Yani ben özellikle bu güncel olduğu için TYP. Yani proje okulunda öğretmeni ihtiyaç olmuş. Burada bir başka bir şartlar gelişmiş. Bu öğretmen önce tayin olacak... Normal proje okulu olmayan bir okula gidecek. Ondan sonra diğer proje okula gidecek. Ya açalım mevzuatı, gitsin oradan oraya. Evet. Ya ne var? Yani anayasa mı değişmesi gerekiyor? Yani böyle mecliste salt çoğunluk mu? Veya işte nitelikli çoğunluk mu gerekiyor? Yani Sabiha Karadoğlu'nun 367'si mi? Neydi o? Onun gibi. Ya evet. Bunlar çok basit yapılabilecek şeyler. Biz bazen şöyle yaparız. Hani işte çok sıkıntılar geliyor okullardan, şeylerden. Böyle hani dikkat çekecek şekilde bir dile getiririz onu ki yani ya bir yangın var burada, bunu anlayın demiş oluruz. Okullara, bu da öyle bir şeydi. Okullara aktarılan bütçe yeterli oluyor mu? Kesinlikle İhtiyaçları yeterli. İhtiyaçları karşılaması açısından. Yok yani şöyle, şimdi bakanımız şey diyor hani okullara işte bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Hatta bir özlü sözü var Sayın Bakanımızın, diyor ki kayıtla bağış arasında bir bağlantı yoktur diyor. Ben de diyorum ki kayıtla bağış arasında bir bağlantı vardır. Vardır. Niye? Okulların ihtiyaçlarını tamamen çözmediğinizde vardır. Yani bu bitmeyen aslında bir... Aslında müdür tek şey yapıyor, istiyor ama bir taraftan da veliyi zorlamış oluyor. Veli veriyor, sonra CİMER'e şikayet ediyor, benden işte, aldı diye. Şimdi şöyle okullar var, bu sistem şöyle çalışıyor. Hani biraz daha veliler tarafından tercih edilen okullar var. O okullar kayıt bölgesinin dışından öğrenci baskısı geliyor. Okullar da bunu şey olarak kullanıyor. Hani sen bölge dışından geleceksen o zaman bize biraz ekonomik katkın olsun diye. Öyle bir şey yapıyorsan bir çıkarım evet, vardır burada. Şimdi bu sefer de veli ona şey yapıyor. Razı oluyor, sesini razı. Çıkarmıyor. Diyor ki ben hak etmediğim bir şeye, hani o mahalledeki öğrencilerin hakkına olan bir yere gittim. Parasını veriyor. Tabii bu biraz da suistimaller oluyor, abartılıyor bazen. Yani her birisi var. Ama bunun yolu şu, hani biz millet olarak, devlet, ülke olarak okulların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak aşamaya geldiğimizde o keskin uygularız. O zaman okul aile birliğinin para alması diye bir şey söz konusu olmaz. Evet. Ama şu an henüz o aşamada değiliz. Gelişmeler var, iyi şeyler var. Hani ben eleştirel dururken yapılan şeyleri de göz ardı etmeyelim, haksızlık etmeyelim. Evet. Yani ilkokul ve ortaokullara ödenek ilk defa bu dönemde devreye girdi. Az da olsa bir sistem kuruldu. En azından bundan sonra bugün işte 30-40 bin lira gönderdiyse işte yarın daha çok daha gönderir. Çok gönderebilir. Yeter ki o yol o kapıyı açmış o kapı açtı. Bunu teslim etmek lazım. Ama tabii bu mevzuat, devletin çalışma sistemi. Arkadaşımız diyor ki bana 400 lira para gönderdi. Onu mal müdürlüğünden alıp bir harcama yapmam için şu kadar dosya hazırlamam lazım diyor. Böyle durumlarda çıkıyor ortaya. İşte 6000 lira gönderdi okulumuza diyor. Onu alana kadar işte şu kadar uğraşıyoruz diyor. Bu da aşağıdaki bir kırtasiye yoğunluğunu oluşturuyor. Umarım onlar değerli para gönderir bakanlığımız. Evet. Diyorsunuz ki liyakat kadar tutarlılık da önemlidir. Evet. Yine bir yazınızda. Biraz da bunu konuşalım. Şimdi ehliyet ve liyakat bizim hep böyle şeye dönüştü.
Yani ben işin başındaysam, yetkili bensem herkesi liyakat sorgusuna çekem. Ben önce kendimi bir liyakat sorgusuna çekmem lazım. Geçmişte ben ne yaptım? Hani işte şimdi bu söylendiği kadar kolay ulaşılan bir şey değil. Bence hani sendikalar da eleştiriliriz işte ehliyet liyakat konusunda sendikal taassupla evet. hareket etmek ehliyet liyakatın önünde. Hani bir yere birini önerecekseniz, referans soracaksanız daha o işi daha iyi yapabilecek birisi sizin üyeniz olmadığı için başka birini önerdiğinizde referans olduğunuzda ehliyet liyakat şeyine aykırı hareket etmiş olur. Şimdi böyle problemimiz var mı? Var. Dönem dönem var. Ama bundan daha derin problemimiz bizim hemşericilik. Yani işte yetkililerimiz, bakanlarımız hangi ildense onun da belki bir yere kadar anlaşılabilir ama onun da bir ölçüsünde olması lazım. Suistimali varsa eğer. Yani sorun. Şimdi ehliyet, liyakat diye okul idarecileri aşağıdaki kadroyu sorguladığımızda hadi sorgulayalım. O zaman bu yukarıdaki sistemi de sorgulayalım. Yani bakanımız Zonguldak'ta üniversitede rektörlük yapmış. Zonguldak'ta bütün herkes bakanlık merkez teşkilatında. Eğitimci ise de değilse de. Tokatlı bakanımız Tokat'ta. Bu yanlış, ilkel bir şey bu. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Bunları yapan sistem... Eskiden vardı, hala işte, var mı yani? Var, daha da fazla. Bunları yapan sistem dönüp de bir okuldaki idareci arkadaşımızı ehliyet liyakatta yıllarca döverse ben buna itiraz ederim. Bu da ehliyet liyakatlı olsun, geliştirsin kendini, hak etmeden gelmesin bir yere. Ama bu, şimdi ehliyet liyakat diyoruz, sınavla atanan makamlara böyle bir problemimiz var. Yani bir 76. madde diye bir maddemiz var bizim 657 sayılı devlet memurları kanununda. İstisna atama şeyi vermiş. Yani çok elzemse sınavsız, kuralın dışında atama yapabiliriz. Ama son bir yıldır bu şey oldu, hani bir yol oldu. Yani her bütün illere, bütün şeylere, şimdi şöyle bir şey düşünün, hani bir burası bir ilçe, burada yıllar müdürleri, idarecileri var, bir hiyerarşisi var bu işin, bir mantığı var. Ama biz ehliyet liyakat diyerek, sürekli bunu gündemde tutarak, ama şunu yaptığımızda orada bir öğretmen arkadaşımızla, hiç idareciyle daha bir müdür yardımcılığı yapmamış, okul müdürlüğü yapmamış, işte bir yere bulaşmamış. Hemen alıyoruz. Direkt o ilçedeki bütün sistemin başına şube müdürü yapıyoruz. Son bir yıl içerisinde bunlar yapıldı. Şimdi bunu yapıyoruz. O arkadaşımıza da yazık. O sisteme de yazık. Oradaki eğitimcilere de yazık. Ondan sonra da bize ehliyet liyakat dersi vermeye kalktığında ben itiraz ediyorum. Yani o sistemde tutarlı olmak lazım. Şimdi sendikalar bazen böyle hani işte geçmişte her şeyi belirleyen sendikalar günümüzde biraz kenarda kaldıysa ehliyet liyakat üzerinden gidiyor. Peki sizin referanslarınızın çalıştığı dönemde siz ehliyet liyakatı ne kadar uyguladınız? Aklınıza ne kadar geldi bu? Okullardaki hizmetlere kadar değiştirirken 28 Şubat döneminde binlerce öğretmeni işten atarken... aklınıza gelmiyordu ehliyet liyakat sorgusu. Bugün evet. mi aklınıza geliyor? Tutarlı olmadığımızda söylediğinizde havada kalıyor. Sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü biz oraya bir ayna tuttuğumuzda ortada kalıyorsunuz. Yani bir sistem kurmak lazım. Evet. Söyleyerek bu gelmiyor. Sistem kurmak lazım. Kişilerin duygularını, heveslerini, hemşerilik duygularını, o ilkel duygularını kenarda tutacak bir sistem üzerinde. Sistem olduğunda ne oluyor? İşte sendikada, o baskı grupları da, bizler de diyoruz ki orada güvenilir, adaletli bir sistem var. Evet. Biz de rahat, biz de kendi orijinal işimize bakıyoruz. Bürokrasi, devlet sistemi kendi çarkları içerisinde çalışsın. Biz de problemlerle boğuşalım. Bürokrasi düzgün çalışsın, işi iyi yapan birisi oraya gelsin ve herkes olduğu yere değer katsın. Öyle olunca bunu, ama bir tutarlı problemimiz var o konuda ve bu can yakan bir problem. Yani önemli bir problem. İnşallah bir an önce çözülür. İnşallah. Memursan Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Ben aslında birkaç soru soracaktım. İçerik olarak ziyaretin maddelerine yakın olduğu için bu ziyareti konuşalım isterseniz. Neler konuşuldu? Biz de güncel, neler bekliyorsunuz? Güncel problemlerimiz bu, kamuoyunun özellikle Genel Başkanımız Memursan Eğitim Sen Genel Başkanı yanında Memur Sen Genel Başkanı olduğu için bütün alanlarla ilgili görüştüğünde gündemi oluyor. Özellikle banka promosyonları ile ilgili son işte üst başlık ekonomik sıkıntılar.
Yani ekonomik anlamda işte enflasyon, hani bizim toplu sözleşme yaptığımız dönemdeki dengeler alt üst oldu. Doğal olarak yepyeni şartlar var. Şimdi banka promosyonları önemli bir gelir kalemi memur için. İşte 3 yıllığına yapılıyor genelde. İşte ekonomik dalgalanmadan önce yapılan promosyon anlaşmaları çok ilkel kaldı. Küçük rakamlarla 2000 lira, 3000 liralık şeyler kaldı. Şimdi yeni yapılan sözleşmelerde 20-30 bin lira, 40 bin lira doğal olarak güncellenmesini istiyoruz. Genel Başkanımızın bununla ilgili işte kamu bankaları buna öncülük etsin. Bankalar zaten karlılıklarını açıkladılar bu kriz döneminde. Sisteminden çürüdüğünü gösteriyor aslında. Hani ha, hiçbir şey üretmeyen bankalar millet inim inlerken karlar yüzde 1200 kar eden şeyler olmuş. Yani bunlar bir parça buradan bir insanlara bir kaynak oluşturalım. Böyle bir gündemim vardı. Bizim bu özellikle kariyer sistemiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili taleplerimiz sürekli diri tutuyoruz. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan dezavantajlılar. Özellikle bu sözleşmeliler işte süresiz sözleşmeliler var. Hani anne bir yerde, baba bir yerde, çocuğun biri anneyle, biri babayla büyük dramlar yaşanıyor. İşte bu EYT dediğimiz çalışma var. O yine hakeza gündemde. Yani bizi her dönem yoğun gündemimiz var. Cumhurbaşkanımıza anlatabileceğimiz, soracağımız, talep edeceğimiz çok şeyleri. Sözleşmeleri konuşalım biraz. Evet. Yani biraz sözleşmeleriyle ilgili neler söylersiniz? Bu görüşüldü ama beklentilere ne zaman cevap verebilir? Bizim şöyle bir pratiğimiz var. Ülke seçime giderken biz birçok problemimizi çözebiliyoruz. Yani böyle bir problemimiz var. Şimdi tabii hükümet duyarlı. Hani çok dev adımlar atıyor, devasa adımlar atıyor. Hem ekonomik anlamda bir parça çare üretelim. Hem, yani mantığı şöyle kurgulamak lazım. Bir devlet memuru bir masaya oturup bir görev verdiğimizde olabilecek bütün enerjisiyle, aklındaki bütün soru işaretlerini geride bırakıp orada milletin hizmetinde en verimli şekilde çalışsın. Ama ailesi dağılmış, önünü göremeyen, ne zaman tayin isteyeceği belli değil, ne zaman hani işte şunu gördük belediyelerde. Hani belediye başkanı değiştiğinde aynı partinin belediye başkanı bile değişse kadrosu, sözleşmeli falan olanları ne yapıyor? Bir kenara itiyor. Bak partiler değiştiğinde değil, aynı partinin belediye başkanı değiştiğinde. Örneği var mı? Var. Çok şimdi bu böyle olunca çalışan için, devlet memuru için kadro çok önemli bir şey. Yani biz şu andaki sözleşmelerin hem özlük hakları iyileşsin. Çünkü 16 başlıkta sözleşmeliyle aynı işi yapan sözleşmeliyle kadrolar arasında özlük hakkında şey var, dezavantaj var. Hı hı. Şimdi onu hani özlük haklarını iyileştirmek, tayin isteyebilsin. Yani kadrolu çalışanın sahip olduğu bütün haklara sahip olması için kadroya geçmesi lazım. Evet. Süresi dolduğunda tayin isteyebilmesi için önemli bir talebimiz bu. Ben seçime giderken ülke bunu Cumhurbaşkanımızın rahat bir şekilde çözeceğiz diye düşünüyoruz. Evet. 1-2 Eylül'de krizin gölgesinde eğitim ve emeğin geleceği uluslararası sempozyumu gerçekleştirdiniz. Evet. Biraz da bu sempozyumu konuşalım. Memur Sen olarak bizim dünya ölçeğinde bir çalışmamız var. Yıllardır bu devam ediyor. Şöyle bir birçok alanda olduğu gibi sendikal alanda da dünya sendikal şeyini organizasyonun elinde tutan kurumlar var. İTÜK, İTÜK gibi. İşte bunlar nasıl Birleşmiş Milletler'de işte bazı gelişmekte olan ülkelere veya işte 3. Dünya ülkelerine bir yok sayıyorlarsa sendikal alanda da bir problem var. Bizde oraya katılan sendikalar Türkiye'nin mücadelesini vermiyor da Türkiye'yi kötüleyen, bizim oralarda Türkiye'yi anlatan sendikalarımız, bizim ülkemiz adına giden sendikalarımız çizdiği Türkiye imajı şu: askeri işte kendi vatandaşını öldürüyor, terörist demiyorlar. İşte insan hakları ihlal, evet insan hakları ihlalleri yapıldı bizim ülkemizde 28 Şubat'ta darbe dönemlerinde yapıldı. Onları anlatmıyorlar ama.
Batı'nın sapkınlıklarını savunan noktalardan, işte LGBT'liler şöyle yürüyemiyor, yok işte gazeteciler içeride bilmem ne. Hani onlara göre bu ülkenin FETÖ problemi olmadı. 250 tane şehidi olmadı. Terör onlara göre yok. İşte PKK 40 yılda bizim insanlarımızı öldürmedi asken. Şimdi böyle anlatan, ülkemizi dışarıda böyle anlatan sendikal yapılar ve örgütler var. Biz burada hani Memursen büyük bir organizasyon. Evet. En azından dünya ölçeğinde bir emek hareketi oluştursun diye hem eğitim alanında hem diğer alanlarda işte birçok ülkeyle, 150'ye yakın ülkeyle işbirliği protokolleri yaptı. Diğer ülkelerdeki sendikalarla. Dönem dönem bu örgütlülüğü, işte bir birlikteliği biz şey yapıyoruz. Hani işte eğitim içerikli, çalışma hayatı, işte 1 Mayıs varsa emek üzerine hem bir şey oluşsun, ülkelerin işte birbirinden haberi olsun, işte eğitim öğretim başlıyor bütün ülkelerde, işte eğitimi konuşalım, kriz yaşandı, işte eğitime nasıl yansıdı, orada o sempozyumda çok önemli bir şey oluştu, hani işte ülkeler, sözcüler konuştu, sonra çalışma grupları oluşturuldu. Sizin konuşmanız var mıydı? Genel başkanımızın şey açılış konuşması vardı, bizim işte genel başkan yardımcılarımızın, ekiplerimizin gruplar halinde çalışmaları oldu. Bizim İslam Teşkilatı olarak biz sadece işte orada bulunduk. Sempozyumun sonuç bildirgesi ne oldu? Sonuç yani? Bildirgesinde işte her ülkede yaşanan ekonomik salgın sürecinden kalan etkiler, ondan sonra işte internete şeye ulaşamayan, hani bu salgının eğitime olumsuz etkileri, evet. Ülkelerin özellikle eğitim sendikalarının kendi ülkelerinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken açıklamalar. Mesela bizdeki kariyer sistemi tartışmasının bir benzeri İtalya'da da var. Aynı 1 milyon öğretmen. Orada da hükümet 5000 uzman öğretmen yapmak istiyor belli kriterlerle. Oradaki sendika temsilcisi, biz buna itiraz ediyoruz. Çünkü toplu sözleşmede bizim kaynağımızdan daha çok para alacak onlar. Biz eşit dağıtılsın istiyoruz diye itiraz ediyor. Benziyor aslında eğitim gündemi birbirine. Çok önemli tecrübe paylaşımları oldu. Dünyada nasılız eğitimde? Ben yani çok kötü yerde değiliz. Uluslararası sınav sonuçları bir gösterge. Orada iyiye doğru gidiyoruz. Ama daha çok yol var önümüzde. Özellikle gelişmiş ülkelerde teknoloji üreten ülkelerle aramızda daha bayağı bir mesafemiz var yani. Evet, süremizi doldurduk diyebilirim. Birkaç dakikamız kaldı diyelim. Son olarak Türkiye'deki eğitim sisteminden mutlu musunuz diye çok kısa bir cevap alalım. Bunun da noktalıyorum. Şuna ihtiyaç var eğitim sistemimizde. Bizim iki boyutlu, hani insanı iki yönüyle öne çıkardığımızda, hem maddi yön hem manevi yön. Evet. Bu ikisini beraber yürütecek, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, dünyaya, çağa ayak uyduracak işte bilimsel, teknolojik gelişmeye ayak uyduracak gençler yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bir taraftan da milli manevi değerlerimizi özümsemiş, kendi değerleriyle bütünleşmiş, Batı'nın karşısında özgüveni yüksek, işte ne varsa Batı yaptı değil de tam evet. Tersine kendi tarihimizden beslenen, bunları içselleştirmiş, bunları bilen, işte evrensel değerleri özümsemiş ama kendisini unutmamış gençler yetiştirmemiz lazım. Ahlaklı, imanlı, kendi ülkesinin işte değerlerine sahip çıkan. Bunu yaparken eğitim sistemimizin eksikleri var. Onun için ben eğitim sistemimizin birçok yönüyle memnunuz ama memnun olmadığımız yönleri bu alanda geliştirmek için evet. Çabamız. Müfredat tartışmalarımızın özü de budur. İşte proje okullar, imam hatipler, işte sivil toplum çalışmaları, değerler eğitimi, okul öncesinde ahlak ve din eğitimi diye şurada bir maddesi var. Şura'nın, son şura'nın bizim sendika evet. olarak genel kurumda geçirdiğimiz madde. Bu alanda yoğun çaba sarf etmemiz lazım. Seferberlik ilan etmemiz lazım. Çünkü gençlerimiz modern kültürün çarkları arasında harcanıyor. Özellikle sapkınlıklar noktasında evet. Büyük evet. bir çaba var. Bunlar finanse ediliyor. Ve işte yasal düzenlemeler, işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırttık ama yasa duruyor. Aile, geçen bir bakanımızın
yetkilinin açıklaması var. Aileler dağılsın diye kanun çıkartmışız diyor. Çok önemli bir tespittir. Bu bir itiraf yani gerçekten. Yani büyük bir itiraf. Çünkü hani Batı kendi normlarıyla hareket edip bize dayattığında Batı'nın içinde bazı, mesela Hırvatistan İstanbul Sözleşmesi'ni karşı Rusya LGBT'nin tamamını ülkesinin kenarından geçirmiyor. Bizimkiler onur yürüyüşü diye Beyoğlu'da yürümeye çalışıyor. Evet. Onun için bunların her birine bizim eğitim sistemiyle cevap verebiliriz. İnşallah hükümetten istediğiniz her şey İnşallah. Karşılık bulur diyelim. Biz talep etmeye, söylemeye devam, devam edeceksiniz. Başarılar evet. diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz teşekkür size. Ederim. Programa konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, efendim konuğumuz Memur Sen İstanbul İl Başkanı Sayın Talat Yavuz'du. Haftaya Kulis İstanbul'da farklı bir konukla birlikte olmak umuduyla şimdilik hoşçakalın.